Konumuz CHP'nin dışarıdan müdahale istemesi. Sevil. Şimdi kimden istiyor bunu? Kimlere sesleniyor bunlar burada? Sen bize bir onu ben daha ziyade bu söylemlerin dışarıdan nasıl bir beklenti oluşturduğunu üzerine durmak isterim. Kılıçdaroğlu'nun beyanları aşker. Zaten kendisi hem NATO'ya, CHP üyelerinden NATO'ya müracaat söz konusu oldu. Büyükelçi Çeviköz'ün, ki biliyorsun Azerbaycan'da da büyükelçilik yaptı zamanında, onun da enteresan beyanları oldu. Yani Azerbaycan'a girmesi yasaklanan kişi zamanında Azerbaycan büyükelçisiydi, öyle miydi? Oldu. Çok ilginç. İşte orada evet Azerbaycan'a büyükelçilik yaptı. O büyükelçilik döneminde de bayağı güzel de faaliyetleri oldu. Bunun da altını çizmemiz lazım. Daha sonra ne olduysa bunu şaşırıyorum. Arada ne oldu, ne oldu? Neden böyle birden söylemi değiştirdi, dil değiştirdi? Onu gerçi anlamakta zorlanıyorum. Ama şunu izah etmek istiyorum. Bakın bugün Sayın Vekilimiz içerini analiz ederken, peki bu içerideki çok güzel bir harita esasında öne sürdü. Bütün bu haritaya beklenti biraz da dışarıdan bakarak yorumlamamız lazım. Bütün bu kaotik ortam, Türkiye'nin dışarıdaki, Akdeniz'deki, Libya'daki, Kafkasya'daki, Afrika'daki bütün kazanımlarını da gölgeleme amacı gütüyor. Şimdi bir taraftan bakın, böyle müracaatler, ben şaşırıyorum. Sovyet döneminde disident, hani muhalif hareketler vardı. ABD'den, Batı dünyasından bir beklenti içinde yazılar yazılardı, kitaplar yazılardı vesaire. Bu böyle rejimlerde baskı altında kalan çeşitli halkların ve gerçekten diktatörel rejimlerden bu beyanlar anlaşılır bir paragraftı. Şimdi Türkiye kendisi demokrasisiyle, adaletiyle gerçekten bir geçmişi olan, bütün o içerideki olumsuzluğa rağmen kendisi bu olumsuzluğa çözüm üreten bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Amerika'nın, Batı'nın kapısına gidip de ondan bir şey tecrübe eden bir ülkeden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanatı sadece Türkiye'nin hani kendine güvenen, saygısı olan ülke müracaatı değil, bir kendisine hürmet eden, saygı duyan bir muhalefet müracaatı de değil. Kime müracaat ediyor? Kimlere... Uluslararası zemine diyor ki, sizin zaten işiniz var Erdoğan'dan. Görüyoruz, bütün operasyonlar çekiliyor. Sahada çekiliyor, dolarla çekiliyor, ekonomide çekiliyor. Tamam, o zaman muhatabınız burada. Yani bu içeriden galeyan da geldikte, dışarıdaki bu istekle birlikte ittifak sağlanırsa ne olur? Erdoğan'ı göndeririz. Hayali bu hayale, dışarıda da beklenti ve arzular var maalesef ki beyanlarından görüyoruz. Buna bugün günün bu saatinde uluslararası zeminde Erdoğan'a karşı bu kadar, Türkiye'ye karşı bu kadar, Erdoğan'a karşı derken sanki Erdoğan durup dururken birilerine kavga etmedi. Erdoğan Türkiye'nin bunların istediği gibi yönetmediği için bütün hikaye. Boyun eğmiş olsaydı bugün kahraman yapardılar. Çünkü Erdoğan'ın yaptığı şeylere baktığımızda gerçekten bu kadar kazanımlar hem bölgenin istikrarı ve geleceği için, refah için ciddi anlamda bir içerik taşıyor. Hem de müttefiklerin bu bölgedeki gerçekten Türkiye'siz Amerika'nın ne yapmak istediğine bakarsak, hatta biraz sonra belki İsrail'den de bahsedeceğiz. Bütün bunlara bakarken böyle bir güçlü Türkiye neden işine yaramazsın? Peki İsrail'e gelmişken İsrail Cumhurbaşkanı ile konuşması, bu güzel bir şey değişiyor an, demek mi? Şöyle bak, bu cümleye katılmıyorum. Hep diyorum yani Türkiye devletler arası ilişkiler, bunlar rasyonel ama İsrail'le kötü ilişkimiz yani. Bu kötü ilişki yani durup dururken gelişmedi. Şimdi biz olup bitenlere baktığında, İsrail'in Netanyahu hükümet dönemindeki yaptıklarına bakıldıkta, Türkiye'de kendini koruma refleksiyle devreye giriyor. Durup dururken ben birilerine kavga edeyim derdinde değil. Durup dururken oldu demiyorum ama bir şey de yani şöyle, İsrail yaptı, kötülükleri yapmamaya başlayacak mı? Bu onun işareti. Ben İsrail bu bölgede Türkiye'siz yapamayacağını biliyorum. Daha 1950'lerden itibaren zaten burada bir yani güvenliği ve geleceği açısından eğer birinin el tutuşacaksa, bu el tutuşulacak el Türkiye olduğu daha 1950'lerden belli. Ama giderek ne oldu? Biz bu bölgede yeni harita dizaynını gördük mü? Suriye'de, Irak'ta yapılanlar gördük mü? Gördük. Peki İsrail eğer bunu
bu fikrinden vazgeçerse, ki ben hani bu Veliaht Prens'in gelişini de bu devamı olarak görüyorum. Bu hikaye. Hepsi beraber hareket ediyor. Bu hikayenin, evet. Burada ne gördük biz? Bir de İran faktörü var. Tabii bütün bunlara baktığımızda, şimdi bakıyorsunuz, Rusya'nın uzun zamandan beri, ki Rusya bu İsrail'i ciddi yönetti. Yani bunu İsrail Rusya'ya hem etkiledi, hem ama bir taraftan da Putin iyice bu ilişkileri kullanarak güzel İsrail içerisinde ve İsrail'in eline bir takım olayları da ileriye taşımayı becerdi. Böyle bir ortamda İsrail'le ilişkilerin yeniden, hani rasyonel bakıyoruz ya, çünkü bu romantik bakışla, benim şahsi fikrime sorarsanız, tabii ki oradaki Filistin halkına yapılanlara kimse göz yummayacak. Bundan sonra Türkiye'nin de göz yumacağı söz konusu değil. Ama bundan sonra bu bize neyi gösteriyor? Bu coğrafyada ister enerji hatları ve havzasının açısından, isterse de Orta Doğu'nun geleceği perspektifi açısından, İsrail'le Türkiye'nin ilişkilerinin iyiye doğru gitmesi her iki ülke açısından iyi bir bir durum, iyi bir gelişme. Sadece İsrail'le değil, bütün ülkelerle iyi olmak iyi. Burada ama burada İsrail çünkü artı demekti. İsrail sadece tek başına İsrail merak değil. Merak ettiğim şu uluslararası arenada Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, biz neredeyse 180 derece karşımızdayız. Evet. Bu durum değişiyor mu? Evet, yani değişiyor bu yeni diyorsun. Ama biz şimdi yeni dünya dizaynından bahsediyor muyuz? Biz üçüncü hani aşamaya geldi. Dünya ikinci dünya savaşından sonra hesaplar kapanmadı diyor muyuz? Diyoruz. Yeni bir hesap kapatma sürecine giriliyor mu? Giriliyor. Türkiye kendi bileğinin gücüyle zoru bozuyor mu? Bozuyor. Zor bozuldukça karşı taraftakiların tavizleri söz konusu mu? Söz konusu. Evet. Şimdi bu müdahale işine gelmek istiyorum ben. Ya bunun nasıl bir siyasi refleksi var? Şimdi siz dışarıya siyasetçi olarak dışarıdan yardım istediğiniz zaman bunun bir oy karşılığı olmaz, değil mi? Orada şunu yapıyor. Yani şu yazılmış olan mektup bir utanç vesikası. Ama ya o mektubu gören bir seçmen, ya bu Kılıçdaroğlu ne güzel bak, ülkeyi büyükelçilere şikayet etmiş, süper bir adam. O ülkelerin kapaklarında, dergi kapaklarında acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl gösteriyorlar? Evet. Cumhurbaşkanını nasıl lanse ediyorlar? Ülkeyi ne hale getiriyorlar? Ya Taksim'de olaylar oldu. Taksim'deki olaylar durulduktan sonra yangın yeri gösterip tatile gitmeyin dediler. Yani ben şimdi küresel çete diyoruz. Evet. Küresel çete kavramını bir açmak lazım. Yani ülkemiz üzerinde, aslında dünyada şu an kartlar karılıyor. Evet. Ama ülkemiz de burada nasibini alıyor. Güç dengeleri değişiyor. Bir yerlere birileri güçlenirken birileri zayıflıyor. Doğal olarak şimdi Avrupa Birliği'ne bakalım. Avrupa Birliği ile ilgili mücadelemiz kaç yıla dayanıyor? 60 yıldan fazlaya dayanıyor. Evet. Yani 60 yıldan fazla küresel çete hep oradaydı bence. Avrupa Birliği şey yapmadı, Türkiye'yi üyeliğe kabul etmedi. Kriterlerin hepsini yerine getirdi. İki kriter kaldı. Her zaman bir merhaba. Dolandırdı. Yani gümrük, evet. Parasal, finansal gücü düşünen Avrupa Birliği, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemiyor Türkiye'de. Evet. Ki bunun hiçbir şey yok. İki tarafa da menfaati var. Siyasi sahikten başka hiçbir şey yok burada. Yani Kılıçdaroğlu'nun yazmış olduğu o mektup sonuç itibariyle siyasi güç ve üstünlük sağlama, bir de görevini yerine getiriyor mesela? Adam görevini yerine yani getiriyor. Yani Kılıçdaroğlu dinlese daha ne yaparlar? Daha ağır şimdi, dolar operasyonu çekip daha terör kim? Örgütünün mü? Onun patronu kim? İşte o dış istihbarat servisi. Şimdi bizim tek baktığımız yön Türk milletidir. Ama onun baktığı yön küresel çeteler. Küresel çeteler ne emrediyorsa o da onu yerine getiriyor. Peki.